Selam arkadaşlar. Şu anda otların arasına gizlenmiş ve çevresine tam anlamıyla adapte olmuş bir çekirgeyi yakından inceleyeceğiz. Biz buna kuning başlı çekirge demişiz. Ama şöyle söyleyeyim, yani normalde çekirge dendiğinde akla gelecek çekirge formlarının hiçbirine benzemiyor. Bu yüzden ben bunu uzaylı böcekler listemin içine aldım. Çünkü bu da çok farklı görünüyor. Yani başı arkası neresi belli değil. Görünüm olarak uzaylı bir böceği andırıyor benim gözümde. Bu yüzden bu listenin içinde bu böceği de yer aldı. Şimdi şöyle bahsedelim genelde çekirgeler olarak. Şimdi çekirgeler bitki özleri ve yeni taze filizlerle beslendiği için tarım zararlısı olarak görülmekte arkadaşlar. Ülkemizde Trakya bölgesinde yoğun bir şekilde olsa da bazı bölgelerde de bu görülmekte, her yıl yaşanmakta. Ama bazı ülkelerde çok yoğun şekilde yaşanmakta. Yani milyonlarca çekirge alandaki adeta bitki örtüsünü kurutmakta ve yoğun bir şekilde göçe kalkmakta. Yani ortalama 2000 veya 2500 kilometre yol alabilmekteler. Yani şöyle düşünelim, orasını da kurutup bir daha hareket ettiklerinde alana ciddi anlamda hasar verebiliyorlar. Yani bu yüzden koloni olarak görüldüğü zaman aşırı tarım zararlısı arkadaşlar, önlem ve tedbir alınması gerekiyor. Ama yani bu tür için geçerli değil. Bu bazı ülkelerde hiç görünmemekte, bizim ülkemizde bazı bölgelerde gözükmekte. Şu anda da net bir şekilde görüldüğü için biraz görünümünden bahsetmek istiyorum. Kafası ve antenlerinin arasında uzunca bir gözleri var. Yani peteksi gözler bunlar. Bu gözler sayesinde yani uçtuğu anda alanı çok iyi takip ederek tam hedefine ulaşmakta. Anten yapısına bakarsanız, şimdi biraz sonra düz olduğu zaman dikkat ederseniz kulaklarını anlayacaksınız. Yani anten yapısına bakarsanız kulak biçiminde. Karşıdan bakıldığında, yani hedefine uçtuğu anda hedefini algılayarak hem de görerek, çok net bir şekilde görerek düzgün bir şekilde istediği alana uçabilmekte arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum, çekirgelerin içinde en düzgün ve en uzağa uçabilen tür arkadaşlar bu tür. Şimdi bu tarla ve bozkırlarda yaşayan türü. Ben iki türünü çektim. Muhtemelen de ülkemizde iki türü bulunmakta. Bir de yeşilliklerin arasında, yani otların arasında yaşayan türü var. Şu an onu elime alıyorum. Onu da bir şekilde rastlayıp çekmeyi başardım. Ülkemizde muhtemelen iki türü var. Şimdi görüyoruz yakından. Bu biraz daha yeşil. Yani otların arasında daha iyi gizlenmesini sağlıyor. Genelde çekirgelerin ömrü arkadaşlar 4 ay kadar. Yani sürekli yumurtladıkları için, çok yoğun bir şekilde yumurtladıkları için bu açık kapanıyor. Yani çok hızlı şekilde ürüyorlar, çok hızlı şekilde yok ürüyorlar. Bazen bu yokluk, yani sürü halinde öldüklerini düşünürsek ciddi anlamda hastalıklara da sebebiyet verebiliyorlar. Şu anda siz uçuşunu net bir şekilde inceleyin. Bu şekilde incelemiş olalım.